bekliyorum. Umarım yakın zamanda, böyle hani yakın dedim 6 ay sonra falan, hadi lan beta'ya çıkarıyoruz, hadi beta'ya girin deyip oynamamıza izin verseler çok 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 güzel olur. Ben açıkçası isterdim. Tüm bunun dışında Poppy Playtime'ın arkadaşlar, aynen öyle, Poppy Playtime Mommy Long Legs Comical VHS adında bir video yayınlanmış. Ona bakalım. Poppy Playtime. Korkutucu başladı. Evet, bu trailer'da gördüğümüz ağların olduğu trenli alan. Korktum lan. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Bunu gerçekten satıyorlar mı? Bunu gerçekten satmıyorlar sanırım bu arada. Abi fotoğrafı görüyorsunuz mu şu an? Sizde gözüküyor mu? Aa, sizde gözükmüyor. Ben de sizde gözükmüyor. Burada göz, burada bir göz, burada ağız. Poppy'nin yüzü var burada. Ekran evet, parlak. Ekran parlaklığı açık olanlar görecek abi. Ben ekran gördüm. Parlaklığınız kısıksa göremiyorsunuz. Ben yan ekranda göremiyorum mesela. Peki abi. Chapter 2 ne zaman çıkacak? Tarih var mı artık? Aa, Steam'de wishlist'e koyabiliyormuşsun. Keşke bunu önceden yapsalarmış gibi. Çok mantıksız bir seçim olmuş onlar için ama. Burada linki falan filan var mı? Steam'e girelim abi. Steam'de nerede gözüküyor? DLC olarak nerede gözüküyor? Mob Games. Poppy Playtime. Gözükmüyor abi. Wishlist derken, koyulabiliyor derken. Ben mi göremiyorum arada bir yerde? Hmm. 3 saat önce koymuşlar abi. 3 haftaya çıkabilirmiş. Abi 3 hafta yakın bir tarihte bu arada. Wishlist'e koyduktan sonra, oyun bittikten sonra söylemeleri lazım. Yani reklam açısından kendileriyle uyuşmuyorlar bence şu an. Ne zaman gösteriyor? Şöyle bir baktığım zaman. Tamam. Ne, Poppy Playtime merch. Merchleri gözüküyor. Discord'u gözüküyor. Poppy Playtime mı? İşte takip et. Hiçbir şey vermemişler abi. Hiçbir şey vermemişler. O Şubat 1991'de geçen bir trailer'ı görüyoruz. 1991, 2 Şubat'ta ne oldu? Bu arada bu elastik oyuncaklar güzel. Bunu gerçekten satmıyorlardır değil mi? Bir dakika. Poppy Playtime merch varmış. Bunları satıyorlar ha. $30 bunu almam bu arada. Yani tatlı olanı olsa okey. Başka ne var? Ben bunları görmüştüm zaten daha önceden. Tüm bunların dışında o uzatılabilen kollu hali var mı gerçekten? Yok sanırım. $30 bizim için çok pahalı tabi de adamlar için normal bir peluş fiyatı belki, yani 30 fena değil onlar için ama çok da kaliteli gibi de durmuyor, anladınız mı? Yani çok böyle yumuş yumuş falan da durmuyor sanki. Mesela ağzı dikiş patchlemişler. Neyse yani onlar için yani 300 lira. Dın 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 dın. 300 lira değil bu arada. 300 liradan daha fazla. Kaç oluyor abi? 400 liraya falan geliyor galiba. Vay anasını be. Bu küçük şey. Boyutları neymiş? 17 inçmiş. 17 inç mi bu? 17 inç oluyor galiba. 17 inç ne? Kaç ediyordu abi 17 inç? Bu büyük olabilir bu arada. Büyükse okey. 17 inç ne kadar Poyraz? Biliyor musun? Bakıyorum 43 santimetreymiş. 43 santim. 43 yılan. Evet. 43 santimetre ise iyi. Ben şöyle
şu kadar bir şey falan diye düşündüm. Şöyle bu iyi o zaman. Bayağı da, bir yarım metre neredeyse. Ama 450 lira değil midir? Daha bunun evet gümrük vergisi falan var arkadaşlar. Hani böyle düşündüğünüz zaman bunun gelmesi birazcık sizi yakabilir. Sizi kötü kötü yapabilir. Tamam. Baktık başka Mob Games'in paylaştığı bir şey var mı? 3 hafta önce mobile paylaşılmış. Ama bunu görmedim bile. Ama abi bu grafik ne ya? Ben bu arada mobile güncelleme getirdikleri karşılaştırmayı izledim. Mobilde çok iyi gözüküyor. Ama mobilde çok iyi gözükmesine rağmen kendi tanıtım kısmına bunu koymaları çok kötü olmuş. Şu ne abi? Yok abi, grafikler aşırı aşırı korkunç, yani oyun korkunç değil yani, komik olmuş bayağı piksel olunca, oyun atmosferini kaçırıyor. Ben bunu karşılaştırmaları önüme gelmişti videolar olarak, izlemiştim ama yeni güncellemesiyle bayağı bir şey iyi olmuştu diye biliyorum. Ah bak burada, direkt bu video, bilgisayarda böyle. Ki bu parlaklığı çok açmış. Buna bayağı bir parlaklık açılması söz konusu. Grafikler bir tık daha iyi gözüküyor yoksa. Ama umarım jumpscare yemiyordur. Ben korkarım şu an. Bu gerildim lan. Lütfen jumpscare yeme, tamam mı? Abi bu oyun ne kadar gerici olduğunu unutmuşum. Ben oynamasam bile şu an gergin. Arkada o ses geliyor. Abi yedin. Tamam, yeme. Lütfen. Maşallah. Abi mobili gösterir misiniz artık? Atlarsam atlama atlama izleyelim diyeceksiniz diye atlamıyorum ama. Evet, bu bilgisayarda oynayan kişinin de grafikleri en üstte değil. Bir tık daha iyi durması lazım oyunun. Peki abi, mobilde nasıl? Onu bir izlemek istiyorum ben. Hiç korkutucu değil. Bir de hani buraya saklanacaksın falan gibi yerleri de göstermişler ya. Bir de küçücük ekran. Nasıl korkabilirsin bu kadar? Mesela bak aynı şey, bu sefer gerilmiyor. Oğlum çok çakma gibi durmuş. Ama sonra galiba buna bir güncelleme getiriyorlardı. Onun güncellemede değişiyordu. Acaba yine bu muydu? Çünkü burada yani... Bilmiyorum ama baksana şuna. Neyse bu da birazcık Poppy Playtime şeysilerindendi. Böyle bir karşılaştırmaydı. Sıfır gerilim. Sıfır gerilim olmuş birazcık. Tıt tıt tırı tırı tırı. Mobil çocuklara hitap ediyor ya daha çok. Yo abi, Five Nights at Freddy's de mobilde olduğu zaman yine korkutucuydu. Yani bu arada ilk hali. Grafiği sonradan geliştirdiler, onu biliyorum. Bunun aynı Sun Place Channel mı yapmıştır? Old New buydu galiba. Eski versiyonu. Ben bunu izledim çünkü. Bak. Bu telefon sürümünde daha iyi. Ha evet, çok daha iyi şu an. Bu çok daha iyi. Öbürünün telefonu çok iyi değilmiş. Bak şu an mis gibi oğlum. Sadece Hagiva gibi karanlık geliyor abi gözüme. O kadar. Ama genel haliyle bu korkutucu, bu gerilim ne olabilir? Mobilde 50 lira mı ne? İşte 50 lira olmasının tamamen sebebi kurdan dolayı. Steam'de çıktığında Steam bunu normal 2 lira kurundan şey yapıyor. Eğer bunu oyun firması gidip de ben kendi kurumu oluşturmak istiyorum falan diye söylemezse Steam'e, Steam'de hala kur 2 lira. Yani bu
5 lira 5 dolar 25 cent falan gibi Steam'de bir ne şey. kadar ki? İşte normalde Steam'de 5 dolar 25 cent falan. Ama mobili daha ucuzdur belki. Dolar kuruyla falan 50 liraya geliyor ama şu an Steam'de 10 10,5 lira mı ne bu? Tamamen Steam kuru 2 Oha. liradan aldığı için. Yani Steam bunu gidip de Çok ucuz. 10-15'ten alsa abi şu an 100 liraya falan oynuyorduk bu oyunu da yani. Gibi gibi. Ben vermezdim, değmez. Abi işte vermek vermek değil. Adamın koyduğu şey 5 dolar 10 dolar oluyor. Sen adamın hakkını vermek istiyorsan alacaksın yani. Hakkını vermek istemiyorsan, param yok ben korsan indireceğim diyorsan o da senin olayın yani. Ben de param yokken korsan indirmişimdir ama şu an bir param var o yüzden alıyorum, hiç korsanlamıyorum. Ya pahalıysa da 500 lira oyuna vermiyorsam da oynamıyorum yani artık. Böyle bir şey oldu. Ben de böyle bir duruma geldim. Yine de hani yine 600 lira vermek istemediğim oyunu 600 lira vermiyorum. İndirime girince indirimden alıyorum. 300'e 200'e gibi bir şeylerden. Gibi gibi. Öyle. Öyle. Ama direkt APK yazanlar mesela ben şeyden hoşnut değilim abi. Hani APK indirirsin okey ama ben ne para vereceğim, ben geri zekalı mıyım, ben APK indiririm, benim param var ama ben APK indirmeyi seviyorum diyen insanlardan ben rahatsız oluyorum. APK indirebilirsin, paran yoktur okey, sadece APK insanların emeğini çöpe atmak için, hani paran olsa dahi APK ile övünen insanlardan rahatsız oluyorum. Yani tamam kardeşim, yani vermek istemiyorsundur da bunu sosyal medyada gelip de övünmene gerek yok. Yani adam bunu hayrına falan yapmıyor. Evet, bunu bir para veriyorsun, oynuyorsun. Yani gibisinden. Ben bu adama 10 lira verdim. Tamam, Steam'den oyunu 10,5 liraya aldım. Adama 1 dolar bile gitmemiş oldu. Ama böyle herkese 10 lira 10 lira almış olsa adam kazanacak yine bir şekilde. Böyle 3-5 bir şeyler kazanacak. Gibi gibi. Ya adamın emeği bu. Sonuçta Unreal Engine'i açıp saatler boyunca bug fixleyip oyunu tekrar tekrar oynayıp play testler yapıp işte 20 kişilik ekip kurup oyunu saatlerce oynatıp onlara ücret verip ondan sonra kendileri tekrar tekrar geliştirmeye devam edip kafasında hikaye kurup onların hikayesini gizlemesine, arka planda soundtrackleri yapan müzisyenlerle beraber belki kendileri belki arkadaşlar onlara para vermek. Hani bir sürü şey yapıyor adamlar yani. Bir kodu yazan var, fixleyen var, bir sürü şey var. Adam şimdi gidip tane hani 10 liram vardır Steam'de 10 lira vermek için. 10 lira okey. Ama ben mobilde mesela 50 lira vermem, almıyorum. Hani APK ile övünenlere diyorum sadece. Abi APK paranız yoksa alın, kullanın. Küçükken ben de öyle yaptım. Ama paranız varsa alın be, adamlara destek olun yani. Adamlar da hayrına yapmıyor. Hani şöyle oyuna mesela bu adamlara destek olmuyorsunuz. Erzurum diye bir oyun çıkıyor. Mesela çok kötü oluyor. Türk oyunu tak 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 alıyorsun. Adam güncellemeyi kesiyor mesela. Bir daha güncelleme bile atmadı. Oyun dosyaları ile alakalı bir şey oldu. Erzurum bir daha güncellenmedi. Hani böyle tabii ki Türkiye'de yapılan oyunlara da destek vereceksin ama körü körüne değil. Bak bu oyun çok güzel bir oyun. 10 liran varsa kenarda Steam'de alacaksın. Havalı havalı Steam profilinde gözükecek ya. Havalı havalı Steam profilinde gözükecek. İnsanlar böyle gelecek diyecek ki vay sen de bu oyunu bu kadar oynamışsın, al. Bir sürü oyunum var burada. Bir sürü kitaplığım var, profilim var. Burada girenler görüyor. Tabii ki burada Vakban var. Bu golf oyununda saçma bir şekilde yediğim bir tane. Ben yemedim bu arada. Aile paylaşımında arkadaşım mı ne banlanmış. Öyle saçma bir şey ama işte 487 oyunum var. Brovolayı 278 saat oynamışım. İstatistikleri vesaire, level'lar. Böyle bir ortam yani. O yüzden hoş oluyor. Hani sırf hizmet olarak mesela ne kadar oynamışım? 4 saat 6 pardon 4,6 saat oynamışım. En son 29 Kasım 2021'de oynamışım. Böyle oynayan tüm arkadaşlarımı da görüyorum. Böyle bir arayüzü falan güzel işte yani. 10 lira neden 10 liram olmasın ki?